Shut the f*** up! Do you know what shut the f*** up mean? Merhaba arkadaşlar. Yok abi durdurulamıyor. Yani bu çevrecilerin ne yaptığı konusunda hiçbir bilgim yok. Ama bu video gerçekten sorulacak. Çünkü tablolara bir şeyler atan çevrecilerin eylemleri devam ediyor hala. Ve kelimenin tam anlamıyla birkaç gün ara vermem gerekti ki bütün videoları aynı anda bir videoda inceleyebileyim. Yoksa diğer türlü her eylem için bir video yapmam gerekecek falan. Ama yine iklim aktivistleri durmuyor arkadaşlar. 3 tane evet 3 tane farklı eylem gerçekleştirdi son videoyu attığımdan beri. Hiç lafı uzatmadan direkt videolara bakıyoruz. Ve öncelikle şunu sormak istiyorum. Ne amaçlamaya çalışıyorsunuz ve insanların bunu gerçekten umursadığını düşünüyorsunuz? Yani bu adamların artık yaptıkları tek şey milletin yaşam alanlarına zarar vermek. Neyse gelin de şu videolara bakalım. Çevre aktivistlerinden oluşan Just Stop Oil isimli sivil toplum kuruluşunun üyelerinin gösterileri 31. gününe girdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan İngiltere Merkez Bankası binası bir Just Stop Oil üyesi tarafından yangın tüpüyle turuncuya boyandı. The messages are clear. The scientists tell us just this last week in the news. The UN have said we're running out of time. People are dying across the world and soon it will be our turn. So even if we here in London don't care anything about the rest of the world, we must care about ourselves. I care about the rest of the world. Burada arkadaşlar durdurup yorum yapmak istiyorum. Bu eylemlerin sonucu hiçbir şeye varmayacak. Ama sosyal medyanın etkileyici gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Kadın tamamen haberlerden ve bu aktivistlerden duyduğu şeyleri söylüyor. Benzin kullanımını durdurmazsak dünya bitecek, dünya yok olacak. Benzin kullanımını tamamen durdurmalıyız diye kafayı yemiş kadın. Ve bununla beraber vandallık yapıyor. Ve arkadaş insanların artık ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorum. Hani Merkez Bankası'na gidip neden duvarı şey boyayla boyarsın? Eylemlerin sonucu nereye varacak hiçbir fikrim yok. Merakla bekliyorum yani. Olacak iş değil gerçekten. O zaman şöyle bir mantık ortaya çıkıyor. Tüm bankaları yağmalayalım, oraya grafiti yapalım, mazotu ve benzin kullanımını durduralım. Yani tamam bu eylemlerin kaç çekme amaçlı olduğunu anlıyorum. İlk yapılan bu tablolara saldırma muhabbetlerinden sonra insanlar o kadar soğudu ki mesajı bile umursamıyorlar. Yani bu videoyu izledikten sonra, bu videolara maruz kaldıktan sonra sosyal medya kullanıcıları bu adamların vermeye çalıştığı mesajları bile umursamadıklarını düşünüyorum. Çünkü ilk başta tarihi eserlere saldırdılar ve şimdi de sokaklara taşımışlar. Yoktan sonra BİM'den peripelle alıp bunu Piccadilly Circus'ta yere dökme gibi varyasyonlarını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Neyse bu ilkiydi. Diğerlerine de göz atalım hep beraber. Ki bu video efsane çünkü adam Hollanda'da Just Stop Oil'ı protesto ediyor. Sanırım bir hafta önce falan oldu bu. Bu kez Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosuna saldırıyor bu arkadaş. Hani arkadaşı burada ironik olarak kullanıyorum. Yanlış anlamayın. Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosunu biliyorsunuz. Tabi işlemez bir şey ve filmini falan da izlemişsinizdir. Harika bir tablo yani. Ama bu adamın yaptığı şeyi dikkatli izlemenizi istiyorum ve ibret almanızı istiyorum. Öncelikle videoda şundan bahsetmek istiyorum. Adam ensesinden aşağı domates çorbası döküyor. Olayın protesto yanını anlayabilmiş değilim. Neden ensenin aşağı domates çorbası sosu döküyorsun kanka? İkincisi de sanırım tepki almış olacaklar ki artık Vermeer tablosuna yemek atmak yerine, yani bir esnaf lokantasına çevirmek yerine tarihi sanat eserlerini, adam sadece kel kafasını tabloya yapıştırıyor. Ve gerçekten kelliğimden utandım arkadaşlar. Adam kafasını Vermeer tablosuna uhuyla yapıştırıyor. Bravo kanka. Neye ulaşmaya amaçlıyorsun? Gerçekten bu protestolar hayatım boyunca gördüğüm en cringe videolar olabilir abi. Abartmıyorum bunu. İnsanlığın yaptığı en cringe şeyler bunlar olabilir. Boktan YouTube videolarını unutun yani. Günümüzün Nutella dolu küvetine girmek bu videolardır abi. Bu tezim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Burada adam şey diyor. Rahatsız mı oluyorsunuz? İyi. Ama insanlardan gelen tepkiler şu. You're stupid. Gerizekalı amda var. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır seni. Biz sadece burada Vermeer tablosunu görmeye geldik. Sen kaç yaşına gelmişsin hala nelerle uğraşıyorsun? Gibi tepkiler veriyor insanlar. Ve inanılmaz abi. Bu videolar ne zaman bitecek bilmiyorum ama bu konuyla alakalı gerçekten daha fazla video yapmayacağım. Burada söz veriyorum. Son olacak. Ve bir adet daha haber gördüm bununla alakalı. Evet. Gün itibariyle dünyanın sanırım her yerinde bu protestolar, daha doğrusu Avrupa diyelim, çoğalıyor. Neyse bakalım. This painting is protected by glass. It's just
İzleyicilerin tepkisi de çok iyi. Tesla, boş yapma moruk gibi tepkiler veriyorlar. Adamlar kendilerini şirin tanıtmaya çalışırken, yani bir mesaj vermeye çalışırken aşırı cringe duruma düştüler. Neyse devam edelim. İklim aktivistlerinden dinozor sergisine eylem. Almanya'da iklim aktivistleri başkent Berlin'deki dinozor sergisinde protesto düzenledi. Aktivistler soyumuzun böyle tükenmesini mi istiyorsunuz diye konuştu. Kanka ben bütün insanlığın yok olmasını istiyorum. Eğer sizin gibi olacaksam gerçekten bütün insanlık olarak soyumuz yok olsun yani. Bunu söylemek istiyorum. O yüzden burada dinozorlar bence haklı. Keşke biz de dinozorlar gibi yok olsak diyorum 2020 itibariyle. Ve insanların gerçekten insanlığın devam etmesini ve iyi yerlere gelmesini istediğini düşünmüyorum. Bunu nereden çıkardınız? Hani kimse geleceğin iyi bir yere gitmesini istemiyor bence artık. Herkes dünyanın ve insanlığın yok olmasını istiyor sosyal medyada diye düşünüyorum. Bununla alakalı bir eylem yapsanız daha yararlı olurdu diye söyleyeceğim. Abi bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Global anlamda bir saldırıdan bahsediyoruz. Neyse gelin izleyelim. Çevre aktivistleri Londra'yı turuncuya boyadı. Aktivistler MI5, BOE, İçişleri Bakanlığı ve News Corporation'ı hedef aldı. Çevreci grup İngiltere'nin tüm yeni petrol ve gaz lisanslarının durulmasını talep ediyor. Bu isteğinizde bol şanslar arkadaşlar. Çünkü kimse, bence hiçbir devlet vandallığa boyun eğmez diye düşünüyorum. Hani bu cringe protestolar da artık son bulmalı diye düşünüyorum. Babakok'tan bu videoluk bu kadar. Ne düşündüğünüzü aşağı yukarı biliyorum. Yine de size sormak istiyorum. Sizce bu tip protestolar, yani izleyen insanları şok etme amaçlı yapılan protestolar zarar mı veriyor? Yoksa gerçekten amacına ulaşıyor mu? Bunu sormak istiyorum ve bu aktivist videolarına bir son veriyorum arkadaşlar. O zaman Babakok'tan sevgilerle diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.